Ve şimdi Arhavi'de, Artvin Arhavi'de durum ne, canlı canlı öğreneceğiz. Anka Haber Ajansı muhabiri Doğancan İlek karşımızda. Merhaba, kolay gelsin Doğancan İlek. Merhaba Begüm Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Burada selin ilk gününden beri bölgedeyiz. Bölgede bugünden itibaren turuncu alarm ilan edildi. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Cami hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılar yapılıyor. Bu sabah saatlerinde başlayan, özellikle Rize'de Pazar ilçesi ve Hemşin ilçesinde derelerin taşması sonucu küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Şu an için yağmur yok ama öğleden sonra yağmurun etkisinin tekrar başlaması bekleniyor. Vatandaşlar sürekli uyarılıyor. Özellikle Arhavi bölgesinde derelerin kenarında konutları bulunan vatandaşların bir an önce evlerini boşaltmaları için bilgilendirme yapılıyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından orada arama çalışmaları var, biliyorsunuz. İki tane vatandaşımız hala bulunamadı. Güneysu'da Hasan Arıcı, Muradiye'de Batuhan Sancaktutan ve geçtiğimiz günlerde Arhavi'de, Artvin, Murgul'da yaşanan derelerin taşması sonucu yaşanan felaketin ardından bir vatandaşımız da Murgul'da kayboldu. Onun da arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 170 kilogram yağış yağdı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından buraya hemen selin hemen ardından 2 adet büyük kombine aracı gönderildi. Birçok noktada çalışmalar devam ediyor. 430 ev ve iş yeri balçağa gömüldü. Birçok vatandaşın eşyaları burada telef oldu. Bütün yurtta, bütün bölgelerden buralara ekipler geldi. AFAD ekipleri bölgelerde çalışmalarını devam ettiriyor. Derelerin ıslah çalışmaları devam ediyor. Yıkılan yolların yapımları devam ediyor. Ama bugün için bölgede ağır ve şiddetli beklenti halinde bekliyor. Bizler de bekliyoruz. Her an yağış başlayabilir. Evet, arkada gördüğünüz gibi binaların altları, balçıkla donan binaların altları kepçelerle, operatör ekipleriyle temizlenmeye çalışılıyor. Pazarda sabah saatlerinde başlayan yağmur trafikte kısa süreli aksamalar meydana getirdi. Burada da bizi uyarıyor operatör arkadaşlar. Çalışma alanlarını da kapatmak istemiyoruz. Kepçeler aşağı bölgelerde çalışıyor. Bizler buralardaki an ve an bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Peki Doğancan, noktalamadan evet, noktalayacak evet, gibi hissettim de noktalamadan bir soru da yöneltmek isterim. Şimdi pek tabii, çok yurttaşın olası yeniden şiddetli bir yağış ve beraberinde bir sel tehlikesine karşı özellikle zemin katlarda evet, ve birinci katlarda kalmadığını ifade ettin, aktardın. O yurttaşlar nerede? Evet. Bu konuda yakınlarına mı gittiler? Nereye gittiler? Barınacak bir yer bulabiliyorlar mı? Buradaki şu anda evlerini boşaltan vatandaşlar akrabalarına ve yakınlarına gönderildi daha doğrusu. Ama bölgede bulunan yurtlar, yurt buraya ait, işte KYK'ya ait yurtların tamamı hazır halde bekletiliyor. Olası bir felakete karşı bu yurtlar hazır. Hemen oralara aktarımları gerçekleştirecek. Hastanenin etrafında, biliyorsunuz, burada sel yaşandı. Bu felaketin ardından hastanenin bodrum katları suyla doldu. Tahliyesi söz konusuydu fakat yapılmadı. Hemen su tahliyesi gerçekleştirildi. Özellikle hastanenin etrafında büyük bir çalışma var. Olası bir sel felaketine karşı hastanenin etkilenmemesi için orada ekipler hazır halde bekletiliyor. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Peki. Daha fazla gelişme oldukça sizlere bağlanır, anlatırız. Peki, çok teşekkürler Doğancan İlek. Kolaylıklar diliyoruz. Gün içinde yine iletişimde oluruz. Sağ olun.